İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk değil Gazi Mustafa Kemal demesi CHP içinde tartışmaya neden oldu. Milletvekillerinden tepkiler ard arda gelince Kaftancıoğlu kendini savundu. Parti yönetimindense ortada bir Atatürk tartışması yok açıklaması yapıldı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi reddediyorum. Ortada bir Atatürk tartışması yok. Çünkü burası Atatürk'ün kurduğu partidir. Polemiğin fitilini İstanbul İl Başkanı'nın sözleri ateşledi. Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül'de katıldığı programda Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih edince tepkiler ard arda geldi. Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız. Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi diye soran eski meclis başkan vekili Uluç Gürkan'a Kaftancıoğlu o tercihin sebebini de açıkladı. Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendime ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Parti yönetiminden değerlendirme böyle gelirken Kaftancıoğlu'na parti içinden tepki sesleri yükseldi. Atilla Sertel, Atatürk diyemeyen bir il başkanına gereken ders verilmezse bizim en büyük ayıbımız dedi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyi. Tuncay Özkansa hesabından Atatürk başlıklı sayısız paylaşım yaptı. Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız. İktidar Partisi cephesinden de açıklama Bülent Turan'dan geldi. Atatürk diyemeyenlere kızan CHP lilere günaydın diye seslendi. Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim. Kaftancıoğlu'ysa Kenan Evren Atatürkçülüğünden ayrışma çabası olarak açıkladığı tavrının bazıları tarafından anlaşılmadığını savundu. CHP'liler beni anlar dedi. CHP lideri ise polemiğe girmedi. Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Muhittin Böceğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyum. Muhittin Böceğe bizden de acil şifalar. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ve dünyada 20. yüzyıldan 21. yüzyıla önderliği devam eden en büyük Türk. Atatürk soyadında ona kurtarıcısı olduğu Türk milleti verdi. O soyadını yaşatacak olan da yine milletin kendisidir. Konu bu kadar. Ancak kafalar şurada karışıyor. Millet tam konuya odaklanacakken, yani işsizliğe, pandemiye, adalete, dış politikaya ve hatta CHP, MYK'sını dış politika gündemiyle olağanüstü toplamışken neden konu yine dönüp dolaşıp olağan bir parti içi polemiğe evriliyor? Neden CHP kendi seçmenine kendinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor? Soru bu.